400 4, 4, 404 bin 4, dolar. 404 bin dolar aylık kazanç ne kadar? Şu an dolara hesaplasana. Wow! Aylık 2 milyon TL. Ya bu kadar var mıdır? Yoktur ya, yoktur. Tahminidir bunlar. Şimdi zaten tahmini 8... de olsa 400 bin dolara indirsene tahmini. 8. İndir Allah ya, aşkına ya. Şimdi ben her şeyi anladım da 8 milyon 8. Yani 9 milyona yakın takipçi. Şimdi ben burada ne Enes'i eleştirebilirim, ne başkalarına bir şey diyebilirim. Bu kadar takipçinin yaptığı fatura bu. Allah bereket versin amin der, saygı duyar, konuyu kapatırım arkadaşlar. Bana bak, amin. Allah bereket ya versin. Ya evet, yani şimdi... Derhal YouTube kanalı açılacak Eymen'e. Hemen evet. Eymen... Eymen'i çalıştıracağım artık. Bu nedir ya? Ya sen çocuğun kendi paranı kendi kazanacak. Çocuğum evet ya, artık bez parana yetişemiyorum ha. Bezi de bırakıyoruz gerçi. Ama yani yeter ya. Yeter yani, çocuk Eymen yaşta çalıştıralım o zaman. Bak bu ne kadar kazanıyordu bu yavrucağızın? Bu çocuk. Prenses Elif abone sayısı 2.6 milyon. Yani tahmini aylık kazancı 350 bin dolar ne ya? Tamam Eymen, sen 150 bin dolar kazan. Eymen sen 5 bin dolar kazan, razıyım evladım. Kendi paranı çıkar diye. Yeter ki ya. Peki bunun vergileri nasıl oluyor acaba? Şimdi dedim ya, hafta sonu bir YouTuber'la beraberdim. Ben vergi ödüyorum dedi. Evet. Çünkü bu bir şirket üzerinden ve ajans üzerinden ilerliyor ya. He. Onlar bir kere aldısını verdisini, evet, falanını filanını tıklısını mıklısını veren yapıyorlar. Kalanlar onlara kalıyor. Şimdi bunların hepsi vergiden düşülmemiş halleri ve rakamları. Bir kere %18 vergisini verecek. İşte KDV'sini, ÖTV'sini, şusunu busunu verecek. Ondan sonra ajans parasını alacak. Ondan sonra YouTuber'lara kalan para. Enteresanmış. Ama yine yani de bir 250 bin kalır yani. Yine de sen deli misin, paralara bak. Şimdi benim de dikkatimi çeken, buna ne kadar çok tıklandıkça o kadar reklam gelirleri artıyor biliyorsun. Tıklanmak gizli için de ne yapıyorlar? Var. Gizli reklam da var. Tıklanmak için ne yapıyorlar? Argo konuşuyorlar. Küfür ediyorlar. Bunu bana Kerimcan net bir dille söyledi. Kerimcan dedi ki bana, ben Danla ile video çekmeden evvel sen benim bir tane küfürümü duydun mu dedi. Hmm. Gerçekten duymadım. Neden dedim, o zaman ediyorsun? Daha çok tıklanıyor dedi. Ve ben dedim ki, Danla hatırlıyor musun, bir açıklama yaptı. Ben bugüne peynirlik yaparak geldim, evet, dedi. Bir peynir cinsi. Bir peynir cinsi biliyorsunuz zaten. Biz argo, evet, konuşmamıza gerek yok. Ben dedim ki bunu nasıl yayınladınız? Ben yayınlamayın dedim dedi. Hatta bipleyin dedim. Bilerek yayınlandı. Onu bilerek dedi yayınladılar. Daha çok tıklanmak. Daha çok tıklanınca ne oluyor? Çünkü daha çok para kazanıyorlar. Ama daha çok tıklanmanın yolu küfürse... Bu çok yanlış. Ece, çünkü mesela Damla'nın o videosunda kim bilir belki başka şeyler anlatıyor ama başlık şu. Damla nokta nokta yaparak buralara geldi diyorsun. Aa, nasıl diyip tıklıyorsun. Tabii, tıklıyorsun yani. Şey gibi düşün. Hani manşet gibi. Çıkan haberler gibi. Nasıl manşeti... bir ev alıyorsun, evet, mesela. Ece Erken evlendi diyorsun. Bakıyorsun evlendi mi bu kadın? Ev almış meğer. Yani aslında algı operasyonu gibi bir şey oluyor ama tıklanmayı da sağlıyor. Evet, şimdi bu gelirler tamam, kimsenin gözü yok. Bu gelirlere de sahip olsunlar ama sahip olurken de çocuklarımızın terbiyesiyle, ahlakıyla oynamasınlar. Gelecek nesli etkilemesinler. Benim tek derdim o. Buradan zaten birçok YouTuber bize söz vermişti. Şu an mesela Kerimcan'ın Danla ile videolarını görmüyoruz. Onlar biliyorsun aslında ortak aslında bir işe girişmişlerdi. Var. Ortak bir kanalı var. Ayrı ayrı yaptıklarında bilmiyorum ne durumdalar ama nasıl olacak? Şimdi o kanal kapanacak galiba ya da o kanalda artık olmayacaklar mı? Ya da Kerimcan filtrelerini söyleyecek. Rütük denetimine girecek, evet, bu iş. Ama Selin Ciğerci de onları bir araya getirmeyeceğim diyordu bakalım. Bakalım yani şöyle bir durum var. Biz nasıl burada ben bir markayı söylerken bile bipliyorlar beni biliyorsunuz rejiler. Bip bip ses duyuyorsunuz yani, daha doğrusu ses duymuyorsunuz. Sessize alıyorlar bizi. Sessize alıyorlar bizi. Bunlarda da olması lazım. Bize nasıl herkes ulaşabiliyor? Aslında kumanda diye bir şey var. Anne tak diye çevirebiliyor. Ama çocukların elinden telefonu çoğu zaman alamayabiliriz. Yani bu liste böyle uzayıp gidiyor ve yani en düşüğünün 10 bin dolar geliri var aylık. En düşüğünün söyleyeyim size. Herkes YouTube kanalı açacak. Bizim de böyle bir projemiz var bakalım. Daha tabii saygılı ve daha verimli şeyler yapmak adına. Ben de bu YouTuber'ları eleştireceğim bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum açıkçası. Efendim? YouTuber'ları, evet, eleştireceğim bir YouTube kanalı. Evet, oo, evet. Tıklanır. Evet. Tıklanacak ben yani. Ben seni tıklarım söyleyeyim. O yani bunu da yapacağım. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi tabii bir de argo yanında cinsel kimlik de var. Herkesin cinsel eğilimi kendisini ilgilendirir. Ama bunu ben buradan para kazanıyorum, böyle para kazanıyorum diye lanse edince bizim çocuklarımızın da cinsel kimliği, kendilerinin nasıl söylesem hassas bir konu, kendi yollarında gitmesi gereken yani cinsel eğiliminin
normal yani rayında gitmesi gerekirken bir anda aa o işten para kazanılıyor, öyle yaparsan para kazanıyor, aa ya edersen para kazanılıyor deyince sadece para kazanmak adına cinsel eğilimi olmaması buna rağmen eğer o hareketleri yapıyorsa, onları yapıyorsa, benim çocuğuma kötü örnek oluyorsa ben bunun sonuna kadar karşısındayım. Ece'nin ne kadar şu anda kıvrandığını, anlatamadım konuşmak çünkü, için yani ne kadar zorlandığını görüyorsunuz değil mi? Bu ne demek biliyor musun? Bu izleyiciye saygı demek. İşte biz bunları YouTuber'ların birçoğunda göremediğimiz için, bu kadar böyle bel altında, bu kadar rahat konuşabildikleri evet için, bizim şu karın ağrımızı şu anda o zaman biz niye çekiyoruz? Biz niye yaşıyoruz? Siz izleyici değil tıkır misiniz? Tıkır tıkır söyleriz aslında evet yani. Evet. Size saygı, sizin çocuğunuz, çocuğunuzu biz düşünmeyeceksek, onlar düşünmeyeceksek kim düşünecek? Biz ekrandayız. Ama bu 4 televizyon. Evin her yerinde benim sesim var şu an. Şimdi sen konuşuyorsun, senin sesin var. Çocuk içeriden duyuyor falan filan. Bunların hepsini düşünmek lazım ya. Bu tabii kadar canım basit olmamalı. İki tane 12-13 yaşındaki çocuğu öpüştürüyor. Ne o? 150 lira para ay vereceğim. Allah'ım. Onu da yayınlıyor bir de tıklanmak adına. Gaga Bulut. Yani olacak iş değil ya. Yani o yüzden birazcık iyi ki biz, sana bir şey söyleyeyim. İyi ki biz bu yayınları yaptık. Birazcık bir tık evet, en azından bir çeki düzen verildi. O bile bizi mutlu evet etti. Ama daha da olması lazım. Daha da olması lazım. Şu Damla'nın vallahi son videoyu cumaları çıkartıyordu. Ne oldu? 2 haftadır yok ortada. Her cuma bir şey çıkarıyordu. Bir bak, merak ediyorum şu Damla'yı, merak ediyorum. Peki.